Hiçbir şekilde aftan, hiçbir şeyden yararlanmamasını istiyor. İzmir'in Konak ilçesinde 4 yaşındaki kızının gözü önünde şiddet gördüğü eşi tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen 39 yaşındaki Recibe Koluma'nın kız kardeşi Yasemin Aksoy, son yıllarda ablasına uygulanan şiddetin arttığını söyledi. Son 2 yılda şiddet arttı, çocukların gözünün önünde artık dövmeye başladı. Ondan sonra eşyalarını kırıyordu büyük kızları bunlar zaten baba sevgisi hiç yoktu yani. Hatta öbür kızı büyük kızı da diyordu yani şiddet çok vardı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında bir anlaşılmazlık oluyor yine bir kavga oluyor. Ondan sonra e, bunlar şey yapıyor bıçak çekiyor mutfakta. Bunlar çocukların gözü önünde bu hepsi dışarı kaçıyor. Bir fark ediyor ki kızı yok işte ondan sonra komşuları gidiyor kızı onun elinden alıyor. Köşeye sıkıştırılmış elinde bıçakla yani. Belki o günde bütün çocuklarıyla katliam yapacaktı hani. O gün işte e, polis geliyor, uzaklaştırma alıyor, bıçağını alıyorlar. Ondan sonra ablam boşanma davasını açtı. Ablasının 18 yıllık evliliği boyunca şiddet gördüğünü anlatan Aksoy. Kutbettin Koluman'ın birlikte yaşadıkları evi bir akrabasına sattığını, evin duvarına çarpı işareti koyup ölüm tehdidinde bulunduğunu, eşine evi boşaltması için baskı yaptığını, bunun üzerine uzaklaştırma kararı alıp, boşanma davası açan ablasının satışın iptali için tedbir koydurduğunu belirtti. Baya uzaktan önce arkadan silah ateş atıyor kafasına. Bir de üstüne gidip bakıyor herhalde yaşadığını bir de üstüne kafasına sıkıyor. Dört tane çocuk kaldı işte Dört tane çocuğu şimdi Mardin'de annem babam bakacak onlara şeyini. Hani bir hayatı bitirdi. Benim demek istediğim en büyük ağır cezayı alması. Hani şu an hala soruşturmadaymış ve mahkemesi hala görülmemiş. Hani neyin soruşturması ben bunu çok merak ediyorum. Mesela gidip vahşice öldürmüş kafasına sıkmış teslim olmuş, kabul etmiş suçunu ama hala soruşturmada yani. Olay 28 Nisan sabah 8 sıralarında Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde gerçekleşti. 4, 9, 13 ve 14 yaşlarında 4 çocuk annesi Recibe Koluman, tezgahtar olarak çalıştığı fırına gitmek için yanına en küçük kızını alarak evden çıktı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma aşamasındaki 50 yaşındaki inşaat işçisi Kutbettin Koluman, arkasından yaklaştığı Recibe Koluman'ın başına ateş etti. Ardından öldüğünden emin olmak için çok çocuğunun gözü önünde iki el daha baş kısmını ateş ederek kaçtı. Koluman aynı gün Boğaziçi Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Çok vahşice öldürdü ablam.